Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Macaristan'la başladığımız Hedef 1500 serisinin 3. bölümüne geldik. Bu bölümde ne yapacağız? Polonya'ya savaş açacaktık. Restoration of Union'la yani Personal Union'umuza düşüreceğiz. Şöyle Moskova'yı çağıralım hemen. Onun dışında ne yapmıştık? Balkanlarda bayağı fetihler yapmıştık vesaire vesaire. Öyle çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi direkt Polonya'yı Personal Union'umuza düşürelim. Burada direkt savaşımızı başlatıyoruz. Bu savaş bakalım kolay olacak mıymış? Aynen, iki katı ordumuz var, yine zorlanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Kremlin'imiz biraz aşağıdaymış. Burada state'lerle uğraşmayacağım. Ülkemizde bayağı bir ortodoksluk var açıkçası. Hani onunla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum ama bir yolunu buluruz diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz savaşa başlayalım. Savaş bittiği zaman da sizinle konuşuruz. Arkadaşlar burada Avusturya ile Fransa arasında savaş çıktı ve hani cidden bu savaşa girmek istemiyorum. O yüzden bu savaşı iptal edeceğim. Yani Avusturya benim için önemli bir müttefik mi? Evet, ama hani bu kadar da önemli değil. Yani Fransa bizi bayağı dümdüz eder gibime geliyor. Mesela 41k askeri varmış da cidden bilmiyorum ya, bu savaşta yardım etmek istemiyorum çünkü Avusturya'nın 12k askeri var. E'ye ben kendi safımdayken güvenmiyorum. Onun dışında savaş inanılmaz kolay gidiyor. Hiç zorlanmadım. Hiçbir yeri zor değildi savaşın. Yani zaten genel olarak işi Moskova halletti. Moskova bayağı güçleniyor arkadaşlar oyunda. Hedef 1500'ü izlemediyseniz de izleyin zaten. Bakalım belki şu an bile kabul olur. Aa aynen, şu an kabul oluyormuş. Hiç zorlamayalım isterseniz savaşı. Zaten alacağımız para da bu adama gideceği için bence zorlamanın pek bir mantığı yok. Direkt böyle barışımızı yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle Polonya ve Litvanya ile union'ımızı sağladık. Şu an Macaristan'ımız bayağı bayağı büyümüş oldu ve daha 21 yılımız var. Neler neler yapacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adamların destroy olması çok normal. Ama bizim için destroy olmaları önemli değil. Bizim için ilişki önemli. İlişkimiz kötü olursa hani tamamen biter her şey. Boşu boşuna savaşmış oluruz. Çünkü personal union'ınız arkadaşlar. Eğer ilişkiniz kötüyse o adam, kralınız öldüğü zaman direkt personal union bitiyor. Şimdi ne yapacağız diye soracaksınız. Direkt Polonya ve Litvanya'ya ilişki geliştireceğiz. Bir de ben açıkçası Arnavutluk'la olan ilişkimi bitirmek istiyorum. Vasallığımı bitirmek istiyorum. Şurada şu isyanı da bastıralım. Bu isyan bu arada şey isyanı. Pretender, yani bunlar kendi ülkelerinin krallarını kendi seçmek isteyen isyancılar arkadaşlar. Bunu her türlü bastırmanız lazım. Bir de benim ordumun başında kralım var. O kralımı da kaldırayım buradan. Çünkü artık o adam ölürse dediğim gibi Polonya'yı ve Litvanya'yı kaybediyorum. Daha doğrusu Litvanya'yı kaybetmiyoruz ama Polonya'yı kaybediyoruz. Gerek yok. Şimdi buradan bir de Arnavutluğu da direkt annexleyelim. Neden? Çünkü şu an slot bayağı kaplıyor Arnavutluk. Dediğim gibi şu an inanılmaz güçlüyüz arkadaşlar. Unutmayın, biz daha 21 yıla sahibiz. Hedef 1500 serisi dedik. Gördüğünüz gibi şu an Macaristan'ın rengi çok seçilmiyor ama anlıyorsunuzdur zaten ne kadar güçlü olduğumuzu. Buradan da bu arada oyun sonuna kadar gidecek bir diplomat ve max promoted culture alıyorsunuz. Ya oyun sonuna kadar gelen bufflar benim en sevdiğim bufflar ve onlardan bir tanesiydi bu. Şu an Osmanlı ile olan turusum bitti. O yüzden Osmanlı'ya direkt savaş açacağım. Şuradaki isyanımı bastırıyorum. Tahminimce Litvanya'nın yardımıyla, çünkü Litvanya şu an sadık biliyorsunuz bize. Polonya'nın da sadık olmasına hani çok az kaldı. Sadıklıktan kastım bu arada pozitif ilişki. Bu savaşı kolay bir şekilde halledeceğimi düşünüyorum. Bizans bile güçlü yani, derken sıfır askerinin olması Bizans'ın. Bakalım abi, borçları varsa ödeyelim bu arada. Vasallarınızın borcunu falan ödeyebilirsiniz arkadaşlar, sorun yok yani. Pay of debt diyelim. Ne kadar öde... Oo, ben az önce bayağı bir borç ödedim bu arada ya, onu hiç görmedim ama bir an gaza gelip bayağı bir Bizans borcu ödedik ama yapacak bir şey yok. Vasalımız zaten Bizans'ı bu aralar ayakta tutmayı düşünüyorum. İki corruption bayağı kötü ama bu advisor'ı asla kaybetmek istemiyorum çünkü çok ucuz. Şimdi corruption'ı 18 dukat ödediğimiz için çok uzun süreceğini de sanmıyorum açıkçası corruption'ın bitmesinin. Az önce Tunus gelmiyordu maalesef, şu an Tunus geliyormuş, yapacak bir şey yok. Burada Üsküp'ü seçelim ve direkt savaşımızı başlasalım. Ankara'da kale yok muydu ya? Ankara'daki kaleyi yıkmış mı bu adam? Kale modumu unuttum ama. Aa, Ankara'daki kale yıkmış. Osmanlı baya kötü durumda bu arada arkadaşlar. Osmanlı baya baya kötü durumda olduğu için kale falan yıkmaya başlamış. Her neyse, biz savaşımızı kolay bir şekilde bitirelim. Kralımı kesinlikle ordunun başına koymuyorum. Çünkü eğer kral ölürse direkt benim personal union'lar boşa gider. Hemen bu savaşı Carpe Siege ile falan bitirelim. Savaş bittiğinde yine görüşürüz. Şu şekilde savaşı daha fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle bir barış yapacağız arkadaşlar. Balkanları niye bitirdim? Burada dediğim gibi normalde ben Bulgaristan'ın çıkmasını bekliyordum.
Eğer Bulgaristan çıksaydı her şey çok daha kolay olacaktı ama isyan bir türlü çıkmadı ve açıkçası çok da beklemek istemedim. Beklemek istemediğim için de direkt bu bölgeyi komple yedik arkadaşlar. Şu an çok daha güzel bir Macaristan görüntüsü oldu ve benim için de önemli olan oydu açıkçası. Şu an gördüğünüz gibi şu bölgenin hepsini 1985 yılında kontrol ediyoruz. Onun dışında Polonya ve Litvanya da şu an bizimle artı ilişkisi besliyor. Hani onu da söylemek istiyorum size. Şimdiki durağımız biraz daha batı olacak. Doğuya yönelmek istemiyorum. Burada Moskova'ya ve Great Horde'a dalabiliriz ama dediğim gibi bu ikisini de istemiyorum. Ben biraz daha şimdi batıya yöneleceğiz. Neresi diye soracaksanız da birazcık Bohemia'ya gidelim diye düşünüyorum ben. Çünkü Bohemia bence hem güzel topraklara sahip hem de bizim görev ağacımızın parçasından bir tanesi. Bir de ben Bohemia için özel ally olarak Danimarka'yı almıştım. Danimarka'da savaşa katıldığı zaman direkt Bohemia'ya savaş açabiliriz abi. Burada Danimarka başka bir savaşa mı girdi? Girmemiş. O zaman biraz daha favor kasalım. Hatta favorımız var ya bu arada. Şöyle unrest'i alsam sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Burada direkt girelim bence bu adama. Artı 2 advisor alacak param var. O yüzden artı 2 advisor alacağım. Şöyle şurada bütün isyancılarımı da bastırayım. Manpower sorunu çok yaşıyorum. Daha bahsetmediysem arkadaşlar ID olarak quantity ve diplomatik aldım. Çünkü hem baya bir vasalım var. Benim bu adamları bir şekilde yutmam lazım. Onun dışında arkadaşlar baya baya bir şey sorunum var. Onu da biliyorsunuz. Derken tam Air'ı ben öldürecektim. Event gelmiş. Çok güzel oldu. Abi çok kötü bir Air'ınız varsa direkt siz öldürün zaten. Ben unuttuğum için çok güzel oldu bu avlanma kazası. Adam kendi kendine ölmüş oldu. Şimdi ordularımızı hafiften Danimarka, pardon, Bohemya sınırlarına götürelim. Daha sonra Bohemia'yı savaş açalım. Bu savaşın da ben yine kolay olacağını düşünüyorum. Neden kolay olacağını düşünüyorum diye soracaksanız da arkadaşlar sebebi şu genel olarak. Burada bu arada şu peşte de bir tane development basalım da şu çağ görevini tamamlamış olalım. Bir tane askeri basacağım. Bakalım çağ görevini tamamladık mı? Aynen. Şu an bütün hepsini tamamlıyoruz diye düşünüyorum. Golden Era'yı da başlatalım abi. Bu arada gerçekten bu çağlarda başlatın Golden Era'yı. Gayet güzel oluyor Macaristan için. Çünkü şu an çok güçlüsünüz. Hani zirveye çıkmışsınız zaten. O zirvede gücünüzü kullanın abi. Basabildiğiniz kadar istiyorsanız şeyle basabilirsiniz derken. Ben bu arada Black Army'nin manpower'ını bitirdim. Şimdi bitirdiğim için o adamı geri alamıyorum. Burada Deep Improvisations mı alsak? Neyse bunu alalım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben onu bitirdiğimden dolayı geri istiyorum ama alamıyorum. Onu bir şekilde benim bulmam lazım Black Army'yi. Bakalım burada var mı? Onlar da toparladıysa artık kendi şeylerini. Ne zaman alabiliyormuşum? 1491'de alabiliyormuşum derken Arnavutluğu da anekslemiş olduk bu arada. Bir vasaldan daha kurtulduk. Venedik'in bir tane toprağı bana bayağı dert oldu. Benim o toprağı da almam lazım. Hatta biliyor musunuz arkadaşlar biz o savaştan önce bu savaşı açalım. Şu toprağı alalım. Neden diyorum size böyle? Çünkü benim görev ağacımın büyük bir kısmı şurada açılıyor. Şu an hani benim Balkanların hepsini kontrol ediyor varsaymıyor oradaki toprak yüzünden. O yüzden şimdi hızlıca şu Venedik'in işini halledelim. Bu adamdan direkt sadece burayı istediğim için direkt burada barış yapacağım. Çünkü cidden uzatmak istemiyorum. Şurada şu mağarayı falan da alalım. Az önce bir şey oldu ki adam bize vermedi. Hemen ne kadar paranı veriyorsun? Bu kadar mı? Tamam, bu kadar olsun. Hiç sorun yok abi. Şu toprağı da alalım. Ve sonunda görevimiz açıldı. Burada Conquer Bosnia görevi. Size Naples'a karşı Restoration of Union CBC veriyor. Yani bu ne demek oluyor? Napoli'yi de Personal Union alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu bir tık bekleteceğim çünkü Aggressive Expansion'ımı bir tık kontrol etmem lazım. Hatta sizinle birlikte kontrol edelim. Bakalım ne durumdaymış. Şöyle baktığım zaman yüksek abi, yüksek, az değil. Şu an yüksek Improved Relations adamını aldık ama şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Biz en iyisi bütün diplomatlarımızı şöyle bize sinirli olan ülkelere yollayalım. Bu adamlar ilişki geliştirsinler. Bir sene falan böyle duralım. Ondan sonra biz şu Napoli savaşını yapalım. Napoli ile Personal Union'umuza düşelim. Adamın Ela'yı yokken direkt dalabilirim. Hani şu an tam emin değilim ama şu an bir tık bekleyeceğim. Onun farkındayım sadece. Şu an gördüğünüz gibi ilişkiler gelişiyor arkadaşlar. O yüzden artık bence savaşı açabiliriz. Çok az bekledim. Bunun da sebebi Napoli'ye zaten savaş açtığım zaman şimdi Napoli'ye saldırma sürecinde de bir bekleme sürecimiz olacak. Umarım anlatabilmişimdir bu arada ne demek istediğimi. Hani zaten bu savaş da direkt bitmeyeceği için 2 sene falan sürecek. Bu savaş sürerken de yine biz ilişki geliştirmeye devam edeceğiz. Bir tane diplomatımın kalmasını istiyorum açıkçası. Şuradaki isyanımızla başlayalım. Bu arada vasallarınız isyanlarını bastırın abi. Derken Radical Reforms oldu. Benim istediğim şey buydu. Bunun için bu arada bayağı bir advisor kovdum ettim. Bu nasıl oluyor derseniz arkadaşlar.
Bir tane trade efficiency, bir de inflation adamı aldığınız zaman radical reforms yaşanıyor. Burada improve relations'ı kesinlikle almanız lazım. Çünkü improve relations alınca koalisyon riskiniz azalmış oluyor. Diğer ülkelerle iş geçiriyorlar. Şimdi askeri geçiş almam gereken ülke hangisi? Venedik. Bu adam bana askeri geçiş hayatta vermez. Tamam, askeri geçiş alana kadar o zaman bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi bütün Napoli'yi anekseledik. Bu arada nasıl yaptığımı soracaksanız, burada benim anekselediğim adamlar bot vardı abi. O botları ben unutmuşum bile. O botlar sağ olsun karşıya geçebildim. Karşıya zaten 7 asker çıkarttıktan sonrası çok kolay oldu. Şurada isyan çıkacakmış. Hemen o isyanı da bastıralım. Güzel generallerimiz de var. Sağ olsun oyun başından beri savaştığımız için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesle ilişki yaşıyorum. Çünkü bayağı bir koalisyon yiyeceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Şu an Napoli'ye bir iki ülke daha savaş açmış. Hatta biz burada oraları tutalım bence. Çünkü tehlikeli bir durumda gözüküyoruz. Napoli'ye yapacağınız sadece arkadaşlar Napoli'nin personal union'u almak olacaktır. Şöyle koalisyonu da engellemeye çalışabildiğim kadar çalıştım. Bu kadar oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi beklediğim şey oldu. Bayağı bir savaşa katılmış olduk. Bu savaşları hemen halletmemiz lazım. Öncelikle burada Florence var abi. O Florence'i halledelim derken bu adamları savaşa çağırabiliyoruz galiba. Aynen. İkisini de çağıralım o zaman. Savaş şu an bizim için çok daha kolay olacaktır. Burada askeri askeri ideamızdan bir şey daha alabiliyoruz. Hemen onu da alalım. Şimdi şöyle generalimizi de verip oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Şöyle Frenze ile arkadaşlar barış yapacağım. Florence ile daha doğrusu. Florence'la nasıl bir barış yapabiliriz? Şu kontrol etmek istiyorum. Bu toprağı da verirsem çok mu abartı oluyor diye. Şöyle bakalım bir Napoli'de ne veriyormuş bize. İki tane toprak aslında verilebilir de. Bir koalisyon riski var ve hiç istemediğim bir koalisyon. Zaten excommunication war falan diyor abi, hiç gerek yok. O yüzden şu şöyle barış yapsak yeter olur. Bir tane toprak da vermiş olduk hatta Napoli'ye. Bence gayet güzel bir barış anlaşması oldu. Burada Kastil ve Aragon askerleri vardı, onları hemen döverim. Burada ne yapacağım diye soracaksınız da arkadaşlar, zaten Memlük'le Danimarka'yı falan da çağırdım. Ben bu savaştan boş çıkmak istemiyorum. En azından şuradaki iki toprağı Napoli'ye geri verdilerim ki Napoli ile aramız iyi olsun abi. Burada zaten ilişkimizi geliştiriyoruz. Seni de şuraya yollayalım. Wipe atalım direkt sana. Tamamdır. Buradaki iki toprağı geri aldık mı yeterli olacaktır. Yani çok da abartmayı düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir şeyi alabiliriz ya aslında arkadaşlar. Defender of the Faith özelliğini alabiliriz. Şöyle bir seçelim bakalım. Hala convert diyebileceğimiz bir şey yok ama bize vereceği bayağı bir buff var. O yüzden gayet değer yani, haberiniz olsun. Şimdi burada şu iki toprağı bana veriyor musun? Hemen kontrol edelim. Tahminimce verecektir buraları bana. Ha, vermiyor. Okey. Diretiyorsa tamam. Biz yavaştan yavaştan Bohemia'ya doğru gidelim. Bir düşündüm abi Bohemia'ya saldırmasam mı diye ama Bohemia'da kendisi de çok agresif ilerlediği için, bir de Bohemia'yla savaşırsak abi Bohemia'ya karşı şey alıyoruz. Onu da istiyorum açıkçası. Üçüncü level bir fort diyor. Onu geçelim. Şimdi biz ne yapacaktık? Burada ben Bohemia'ya saldıracaktım. Ordularımı şöyle Bohemia'ya doğru yollayacağım abi. Şurada şu ordularımı da şurada birleştirelim. Şu iki gemiyi de getirelim. Bu gemilerle de bir görevim var. Daha sonra onu da yapacağım unutmadan. Memlüklerle el aylığım varmış. Onu bozarız abi. Şu an eksi yemeği hiç istemiyorum. Şöyle gemiye bindirelim hepsini. Gemiye bindirelim. Ordularımızı Bohemia sınırına taşıyalım burada. Ondan sonra da Bohemia'ya savaşımızı açarız. Şöyle gördüğünüz gibi direkt Bohemia'ya savaş açıyoruz arkadaşlar. Bohemia'dan istediğimiz şeyler yine belli. 5 tane toprak alacağız ki görevimiz açılsın. Ordularımızı yolladık. Bu savaş kolay olacak zaten. Ama agresif expansion sorununu nasıl çözeceğiz o savaştan sonra bilmiyorum. Kastil bu arada hala diretiyor abi şu iki toprağı vermemek için. Ama ben o iki toprağı almadan o savaştan çıkmayacağım. Bakalım şu an kabul ediyor musun? Medium'a da düşmüş aslında. Aynen ediyor şu an. Hatta biz arkadaşlar bir şey söyleyeyim size, biraz daha bekleyelim. Zaten biz bir şey yapmıyoruz. Memlük bu adamı işgal ediyor. Memlük bu adamı dövsün, parasını falan da alırız, öyle çıkarız bari. Memlük savaştayken kullanmış oluruz Memlük'ü. Bu savaşta başka alayı var mıydı? Bunun çok ufak bir alayı varmış zaten. Onun da çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Güzel, artık manpower'ımız geliyor. Hani ülke harbiden büyüdü. Hatta biraz asker basayım ya ben bunu demişken. Şöyle ordu birliği oluşturalım. Şöyle bir 5 tane normal piyade, bir tane attı, bir tane de topçu basalım. Şöyle bir 6K basalım. Bu bizim siege ordumuz da olabilir. Siege için gayet yeterli derken çok güzel bir bize advisor geldi. Ama istemiyorum ya. Diplomatic reputation'dansa diplomatik
Gerçi alalım. Zaten şu an herkesle ilişki geçti. Gördüğünüz gibi şu an her şeyi yolladım ama hala ilişki gelişmiyor abi kimseyle. Şimdi bakalım Bohemia'dan bu toprakları alınca ne kadar Argus Expansion yiyeceğim. En düşük development toprakları almaya çalışacağım. Şu an rastgele 5 tane toprak seçiyorum. Bakalım bir. Şimdi koalisyon yeriz buna. Buna direkt koalisyon yeriz ama ilişki geliştirirsem yiyeceğimi sanmıyorum ben. Şöyle tek tek kendim seçmem lazım maalesef ülkeleri. Şimdi arkadaşlar ben tek tek bütün diplomatları bana koalisyona girecek devletlere yollayayım. Savaşı da bitirelim ondan sonra devam edelim. Şöyle artık Kastilya ile barış anlaşması yapabiliriz. Hemen War Rap'ini alacağım. Diğerlerine para ne kadar az para giderse gitsin diye. Şuradaki advisor'ımızı geri alalım abi. Burada güzel bir anlaşmamızı yaptık. Yani hem Napoli'yi el ay almış olduk hem de bayağı bir para kazanmış olduk. 107 para alalım. Normalde prestiji alırım ama prestijim zaten full olduğu için istemiyorum. Burada diplomatic relations'ı da aldık. Reputation'ı aldık. Yani diplomatic reputation'ımız şu an bayağı bayağı yüksek. Hatta bundan sonra isterseniz bir Bizans'ı anekslemeyi deneyelim. Bence çünkü rahatlıkla anekseyebilecek duruma geldik gibime geliyor. Şu papalık olayını unutmayacağız. Papa olursak inanılmaz güzel oluyor. Aggressive expansion'da çok kar ediyoruz. Bir de ben religious diplomatisi almış mıydım? Hemen onu kontrol edelim. Bu arada ben şeyleri almayı unutmuşum ya, ucuz advisor'ları. Eğer size de aldırtmadıysam lütfen alın onu. O bayağı önemli bir şey. Tamam, religious diplomatisleri almışız arkadaşlar. Şöyle ucuz advisor'ların hepsini teker teker alalım. Burada da alalım. Ucuz advisor'ımız nerede? Buradaymış. Hemen alalım. Bir tane de diyet alalım. Diyeti de unutmuşuz. Buraya marketplace inşa et diyor. Tabii ki de ederiz. Zaten burası trade center diye hatırlıyorum. Şöyle trade center'ımıza bir tane inşa edelim. Danimarka'yı savaşa çağırabiliyorum ama çağırmayacağım. Ne gerek var? Onun dışında yapabileceğim bir şey yok. Zaten prosperity'mi falan mahvediyor. Şu an savaşı zaten kazandık. Ben koalisyonu nasıl en aza indiririz onu yapmaya çalışıyorum. Şu an bu gördüğünüz barış anlaşmasını yapıp savaşı bitireceğim. Daha fazla uzatmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi barış anlaşmasını yapalım. Hatta o son parayı almasam bile olurdu. Hatta o son parayı almasam daha iyi olurdu. Çünkü bu şekilde Bohemia'ya Restoration of Union CB'miz geldi. Maalesef kullanamayacağım onu. Çünkü büyük ihtimalle 1492 olduğu için benim şeyim hakkım bitecek. Aynen 1504'te turusum bitiyor. Şu an imparatorluğumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyleyiz ama... Normalde Bohemia'yı da siz zaten hani o şey bittikten sonra hemen alırsınız. Ben göreve de basmıyorum. Siz basarsınız arkadaşlar. Anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi umarım. Şimdi isterseniz biraz daha devam ettirelim. Ülkemizi biraz daha yakışıklı yapalım, güzel yapalım. Arkadaşlar açıkçası şu an 7 yılda hiç yapabileceğim bir şey yok. O yüzden hani bu seriyi 1500'e kadar tutmanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ama burada da bitirmek istemiyorum. Hani biraz daha oynamak istiyorum. O yüzden ne yapacağımı söyleyeceğim şimdi size. Benim Osmanlı ile Turus'um var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1498'de bitiyor. Savaş yersek 1500'de bitme ihtimali yok. Onun dışında şu adamla benim Turus'um var 1504'te. Zaten savaş yersek 1500'e bile gelmiyor. O yüzden bu seriyi 1510'da falan bitirmeyi düşünüyorum. Şu iki savaşımı da yaptıktan sonra seriyi komple bitirmiş olurum. Şu anki gördüğünüz gibi sınırlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bu bölümü burada bitireceğim. Bundan sonraki bölüm final bölüm olacak ve tahminimce 1510'a falan sarkıtacağız. Birazcık böyle bir şey yapmış olalım bu seride çünkü gayet eğlendim ben bunu oynarken ve eminim siz de eğleneceksiniz. Şöyle statları da şimdiden göstereyim arkadaşlar. Zaten dünyada da birinci Great Power biziz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir şeyiniz varsa da tekrardan yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.